Şöyle bana. 2013'te Türkiye'yi ne beklediğini ve 2013'ün nasıl olacağını biraz anlatmanı istiyorum. Tamam. 2013 şöyle söyleyeyim. 2012 ne kadar sıkıntılı ve problemli bir yıl ise 2013 onun daha zor olacağı bir dönem. Büyük bir ihtimal büyük şirketlerin çoğu batı çevresi yaşayacak. 2013'te ekonomik, evet, ekonomik anlamında birçok insanın maddi olarak çok büyük sıkıntılar yaşayacağını hissediyorum. Oluşma ihtimali çok yüksek olacak. Zaten Avrupa Birliği diye bir sistem de kalmadı. Her şey darmadağın olduğu için bakın dünyanın genelinde bir darmadağınlık var. O yüzden Türkiye'nin ekonomisi belki diğer ülkelere göre daha iyi olabilir ama ben sıkıntı olarak düşünüyorum. Sıkıntı olarak görüyorsun. Evet. Müslüm babanın sağlık durumu nasıl olacak? Müslüm Gürses. Ben onun öldüğüne inanıyorum ama yani gerçekten bunu Facebook'umda da yayınladım. Ha, yayınladın mı? Tabii öldüğüne inanıyorum ama tabii ki doktor bilimi anlamında şu an uyutuluyor olabilir ama yani çıksa da eninde sonunda en geç 2 ay içerisinde cenazesini kaldıracağımıza inanıyorum. Ya dur Allah korusun ya öyle şeyler söyleme Emine. Yani soruyorsun, cevap veriyorum, suçlu oluyorum. Nasıl olacak Allah, bilmiyorum. Allah uzun ömürler versin. Tabii yani, ki Allah uzun. Ben çünkü ben Müslüm Gürses'i çok severim. Bütün parçalarını da bilirim. Hı hı. Ama şimdi bütün beden anlamında yorgun. Çünkü o daha önce bir kaza ameliyat, beyin ameliyatı vesaire şey. Birçok olaydan mucizevi şekilde kurtuldu. Ama artık onun son dönemleri. Tabii ki ben Allah değilim. Ölümü ben yazmıyorum ama bu şekilde yaşaması demek. Düşünün bir makinede hayat sürdüreceksiniz. Bunu mu kabul edersiniz? Yoksa onun için ölüm defteri açılmış ve ölmesini mi kabul edersiniz? Hayat boyu makinede yatacak Müslüm Gürses bu şekilde. Mutlu olur musunuz? Ne sesini duyacaksınız, ne bileyim bir makine içerisinde yatacak ömür boyu o zaman. Evet. Peki başka kim merak ediyoruz arkadaşlar? Bilemem ki. Evet ben siz mesela bilir. Söyleyeyim başka kim merak ettiğimizi. Hamile olabilir, hamile kalabilir. Hazal'ı boş bir beyin olarak görüyorum bu ara. Aha. Çok kafası dağılık bir noktada yaşıyor. Bence kafa noktasını toparlaması lazım. Onun da en doğru yaş dönemi 25 yaş arası 25. olacak. Evet. Acun Ilıcalı, dünkü reytinglerden şimdi hemen aklıma geldi. Ya çok dahi bir beyin. Bakın beyin olarak çok beğendiğim bir adam. Çok akıllı, çok beyin. Ama onun özel hayatı hep bitik bir noktada olduğu için onun en büyük hatası hayatında aldığı, çalıştırdığı insanlarla birlikte olmasından dolayı kendi kariyerini zedeleyen bir noktada. O yüzden onun bitiş yılı 2015 ama onda çok para olduğu için bitse de bitmese de önemli değil. Diyorsun.